İstanbul'da Üsküdar'dayız. Mihrimah Sultan Camii'nin önündeyiz. Aziz Mahmut Hüdayi'nin Üsküdar'ındayız. Üsküdar bana hep o maneviyatını hissettirmiştir. Çünkü Üsküdar'ı Üsküdar yapan Aziz Mahmut Hüdayi'dir. Aziz Mahmut Hüdayi'nin öyle güzel de bir duası vardır ki, türbesini ziyaret edenleri adeta mest ediyor. Fırtınalı denizleri Allah-u Teala'nın hikmetiyle sakinleştiren Kadı Mahmut, İslamiyet tarihinin en önemli alimlerinden biriydi. İşte Aziz Mahmut Hüdayi'nin o duası. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere dahi türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimledir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve ölümleri denizde olmasın. Aziz Mahmut Hüdayi Camii İmamı Fatih Kılıçoğlu hocamızla birlikteyiz. Aziz Mahmut Hüdayi'yi bizlere kısaca anlatacak, duasını anlatacak daha doğrusu. Hocam söz sizde. Estağfurullah, hoş geldiniz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 1541-1628 yıllar arasında yaşamış çok büyük bir Allah dostu. Kadı Mahmut gerçekten ihtişamlı bir hayatı var. Bursa Kadısı kendisi. Böyle bir ihtişamla beraber Üftadi Hazretlerine beni kendinize talebe edin hocam diye gittiği zaman evladım burası yokluk kapısı. Siz bu ihtişamla, siz bu şaşalı hayatınızla bizim bu dergahımızda yapamazsınız diyor. Yani siz var gidin, orada da size ihtiyaç var diyor, siz burada yapamazsınız diyor. Yok hocam ille ben size talebe olmak istiyorum, sizin yanınıza yetişmek istiyorum diyor. Ve ardından diyor ki o zaman yani çok bu ısrar edince, tabii önceki hoca efendiler talebeleri sınarlarmış. O manada da sizden o zaman 3 şey istiyorum diyor. Buraya gelen kardeşlerimize de biz de bu 3 şeyi aslında çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bunlardan birincisi diyor ki kadın aipliği, kadılıktan yani istifa edeceksin diyor. Devlet memuru olmayacaksın. Bunu hemen kabul ediyor. Tamam diyor, istifa ediyorum, hiçbir şey yani devlette görevim olmayacak. İkincisine hocam buyurun diyor. Diyor ki bütün mal varlığını Bursa'da fakir fukaya infak edeceksin. Onları vereceksin. Hiçbir şeyin kalmayacak. Ama diyor sadece o kaftanın kalsın diyor. Kadılıkta giymiş olduğu kaftanını ve o kavuğunu. Bunlar kalsın diyor. Tamam diyor. Bütün malını mülkünü de bu manada tasadduk ediyor. Bunlar çok önemli şeyler ama bunlar bir insanın nefsine çok ağır gelen şeyler. İnsan ne yapar? Ya bir doğar ve belli bir kıvama geleyim diye çalışır. Mal mülk sahibi olur. Niye? Çoluk çocuğuma bakayım vesaire. Bu dünyadaki hayatımı iyi geçindireyim diye. Efendim bunlardan vazgeçmek yani gerçekten bir insanın nefsine ağır gelen şeyler ve bunların ikisinden de vazgeçiyor. Üçüncü şey ne hocam diyor? Üçüncüsü de diyor ki bu üzerindeki kaftanınla, altın yaldızlı kaftanınla ve sarığınla beraber, o kavuğunla beraber Bursa sokaklarında bizim dergahımıza gelen bu adakların diyor ciğerlerini satacaksın diyor. İşte bu aslında o nefis tezkiyesi dediğimiz şeyin en önemli yerini teşkil ediyor. Yani bunu kabul etmek gerçekten bir kadıya oradaki onun o makamına gerçekten çok ağır geliyor ama aslında şeytan da bu manada onu çok vesvese ediyor. Hey gidi Kadı Mahmut, sen bu hallere düşecek insan mıydın? Sen kadısın, herkes senin emrinde geziyordu. O işte hatta hala o sırıklar Bursa'da Üftadi Hazretlerinin mezarının olmuş olduğu yere de duruyordu. Efendim o sırıklarla efendim çıkıyor Bursa sokaklarında efendim ciğer satıyor. Yani gerçekten çok büyük bir nefis tezkiyesi yapıyor. Hüdayi Hazretleri işte burada Hüdayi Hazretleri 8 tane padişahla 8-10 söyleniyor. 8 tane padişahla birebir şeyi oluyor. Ülfet muhabbeti oluyor. Onlarla beraber özellikle de Sultanahmet Han Hazretleri ile çok münasebeti oluyor.
kendisiyle. Sonradan da buraya, hocası tarafından buraya gönderiliyor ve burada bu tekkesini kuruyor. Tabii Sultanahmet Han Hazretleri de bütün, tabii ki hocaların, hocam diyor, bütün hocaların talebelerine, müritlerine bir duası var. Sizin de bir duanız yok mudur? Biz de dua edin de biz de ona amin diyelim söyleyince. O da burada bulunan, aşağıda da yazan, burada da bulunan şu duayı yapıyor. Hayattayken yanımıza gelip yanımızda olan, vefat ettikten sonra da mezarımıza gelip bir Fatiha okuyan bizdendir. Bizden olanlar denizde boğulmasınlar, ateşte yanarak ölmesinler. Öleceklerini bilsinler, haber versinler. İmanlarını kurtarmadıkça da ölmesinler diyerek böyle çok güzel bir duası var. Buraya gelen ziyaretçi kardeşlerimize de işte böyle nefis tezkiyesi yapmak. Yani gerçekten dünyaya çok fazla meyletmemek, ahireti düşünmek şeyiyle kardeşlerimize böyle tavsiyelerimiz oluyor. Çok büyük bir Allah dostu, kerametleri olan bir çok büyük bir Allah dostu Hüdayi Hazretleri. Rabbim inşallah buraya gelen kardeşlerimize de sizlere de inşallah himmetinden hissedar eylesin inşallah. Allah razı olsun. Gününüz mübarek olsun. İnna enzernakum azab.